Fazla gelme, fazla gelme. Şuradan sağ tarafa doğru yanaşalım. Yine ileride olmamız lazım. Kamyoncu döneceğim diyor. Sinyal vermiş ama unutma, dönecek. Tamam. Anladık. Pardon. Anladık kardeşim. Anladık. Devam edelim. Ben bir an kamyoncu sinyali unuttu galiba dedim ama vites değiştirince anladım. Sağa girecek. İşte bazen böyle. Niyet okumak da gerekiyor. Bu adamın niyeti nedir? Bu ne ya? Yine bir polis var burada ya. Polis mi? Ne bu? Ha. Çarpmış mı? Bilmiyorum neyin nesi. Orada duruyor. Şöyle ufaktan sağdan gidelim. Hareket yeni. Şu tüpçü abimiz, aygazcımız şöyle bir yanaşa sağa doğru da. Heh, tamam bak duydu. Zeki adam. Adana plakalıymış ya. Burada da bir Avrupa Birliği bir amblem var. Ülkenin işareti yok. Bir vatandaş. Evet, önümüzde bir Renault, eski Renault'lardan, onun önünde Albea. Böyle gidiyorlar. Ya azıcık canlanın birader, canlanın biraz ya. Canlanın, sağa geçin. Yani. Şimdi böyle durumlarda çok fazla hızlanmak, bu trafikte aralarda, girişik arasında çok hızlanmak kesinlikle tehlikeli. Çünkü nereden neye geleceğini kestirmek zor. Adam karşı şeritten gelir, refüjden geçmeye çalışır. Yani bazı kuryeler, şu ağacın arkasında bir kurye olabiliyor yani. Onun için durabileceğimiz hızlarda gidiyoruz. Böyle artistlik yapmak yok. Çünkü hepimiz, o çocuklar da ekmek peşinde yani, bir elindeki siparişi yetiştirmeye çalışıyor. İhtimalleri değerlendirmek gerekir. Tabi böyle değerlendirince biz ona saygı duymuş oluyoruz aslında. Yani gerçekte de öyle. Evet, burada bir tane bir PTT'ci abimiz var. Vallahi artistlik yaptı adam. Lastik yaktı. Yaksın bakalım. Kendinin değil, nasıl devletin lastiği. Trafikte en çok sorun bu Audi'lerdedir. Audi'ler, yani büyük Audi'ler, A6'lar, 4'ler, 8'ler, biraz genç bir çocuklardaysa tehlike. Harbiden tehlike. Araba hızlı ve biraz da tecrübesizse risk. PTT'ci hala artistlik yapıyor. Herkesi rahatsız ediyor. Ne yaptığı belli değil. Burası tek şeritli bir yol yani. Ne sağa sola oynayıp duruyorsun? Ben anlamıyorum ki ya. Kimin torpiliyle girdi kim bilir. İşte böyle gerçekten hak eden çocuklar da ortada kalıyor. Yalsız yalvarıyor. Hiç tahmin edemeyeceği işlerle uğraşıyor maalesef. Bugünümüz böyle.
Bugünümüz böyle, hak hukuk yok, öyle bir şey yok artık. Evet, yaz geldi, yazın ortasındayız, daha denize menize giremedik. Ne bileyim yani, eskisi gibi yok. Eskiden 3 kilometre yol yürüdük denize girmek için. Her şey zamanında gerekiyor. Bir zurna çalalım şu zurnalara, haberleri olsun. Erdemli'de zurna çok. Bir arkamızda bir pikap var. Sağımızdan geçmeye çalışıyor şimdi. Sanki yer var. İki araç yan yana gidebilecek kadar yer var sanki. Burada bol bol zurna çalmak lazım. Çünkü zurna çok. Çalalım duysun. Farkına varsın. Şimdi ben eminim var ya, bu montla yazlık mont var, altında ayağımda bot var, işte kevlar kot var. Bana gülüyorlardır. Vallahi gülüyorlardır. Şu skuturcular, cegeciler. Bu manyak mıdır nedir, bu sıcakta mont giymiş diyorlardır. Şuradan dönelim. İnşaat mı var burada? Adamlar bir şeyler yapıyor ama nedir anlamadım. Doğalgaz mı, fiber optik çalışması mı? Geldik. Evimize geldik. Buraya kadar çalışırsa harika. On numara beş yıldız demektir. Evet.